Ancak birlik ve beraberlik sağlanabildiği zaman Kudüs ve Mescid-i Aksa kurtulacaktır. Mescid-i Aksa'nın geleceğine ilişkin bu açıklamayı yapan Mescid-i Aksa muhafızı Alim Şeyh Raid Salah. Kudüs'ün İslam alimi için önemine değinen Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'nın altının her geçen gün oyulduğunu ve bu saldırıların tüm dünyanın gözleri önünde yapıldığını söylüyor. Mescid-i Aksa'nın etrafında çok şey değişti. Mescid-i Aksa'nın altında kazılar yapılıyor. Bu kazılar o kadar arttı ki adeta altında tünellerden bir ağ oluştu. Mescid-i Aksa'nın etrafında uzun zamandır bulunan çam ağaçlarını yıktılar. Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan ve küçük çocukların eğitim aldığı alanı yıktılar. Yaralanan çocuklarımız oldu. Topraklarda kaymalar başladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Birisi konferans için Türkiye'ye gelen Şeyh Raid Salah, A Haber mikrofonlarına İsrail'in Mescid-i Aksa ile ilgili planlarını da açıkladı. Mescid-i Aksa'nın zaman dilimlerine ayrılması planlanıyor. Yani bir vakit Müslümanlar, başka bir vakit Yahudilerin orada bulunmaları düşünülüyor. Ancak biz bir dakika dahi olsa Müslümanların hakkı olan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin olmasına müsaade edemeyiz. Bir diğer proje ise Mescid-i Aksa'nın mekan olarak ayrılması. Şurası Müslümanların, burası Yahudilerin şeklinde. Yani Mescid-i Aksa'yı ikiye ayırmak istiyorlar. Ama biz asla bir taşını dahi vermeyeceğiz. Bu uğurda tüm uğraşlarımız devam edecek. Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisinde de bulunan Şeyh Raid Salah'ın Türkiye'ye gelme nedenlerinden biri de bu davayı takip etmek. Mavi Marmara'nın dünyayı ilgilendiren bir dava olduğunu söyleyen Salah, İslam dünyasına seslendi. Ya Mavi Marmara davası hiçbir şekilde belli bir kesimin davası değildir. Bu dava bütün insanlığın davasıdır. Uluslararası bir davadır. Bu gemiye yapılan saldırılar sadece Türkiye'deki bir takım insanların evine ateş düşürmedi. Dünyanın her yerinden insanlar bu saldırıya maruz kaldı. İnsanlık bütün gücüyle İsrail'e karşı yapılması gerekenler için bir arada olmak zorundadır.